Doktor hanım, hiç mi umut yok? Elif hanım, sizi gerçekten çok korkutmuşlar. İlaç tedavisiyle kolaylıkla halledilebilecek bir problem bu. İyi ama nasıl olur? Daha önce gittiğim doktor bana düşük tehlikemin olduğunu söyledi. Bazı arkadaşlarımız biraz evhamlı olabiliyor. Endişe edecek hiçbir şey göremiyorum. Bu yaşadıklarımız gayet normal. Günlerdir perişan oldum ben. Daha hamile olduğumu eşime bile söyleyemedim. Artık gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Çok şükür. Kalp atışları dinlemek ister misiniz? Olur, tamam, dinleyelim. Bebeğimizin kalp atışlarını ben siz mi dinleyeceksin? Kahraman? Nereden öğrendin sen? Müşken mi söyledi? Babalar hisseder. Ben çok korktuğum için bir şey diyemedim sana. Elif hanım, siz de bebeğiniz de gerçekten çok şanslısınız. Buraya öyle babalar geliyor ki. Asıl şanslı benim. İyiymiş. Kalp atışlarını dinlemeye hazır mısınız? Hani nerede? Daha çok geçecek. Bebeğiniz gayet sağlıklı. Bir an önce ilaç tedavisine başladığımız takdirde hiçbir sorunumuz kalmayacak. Bu gerçekten inanılmaz. Her şey yolunda mı? Yolunda sayılır. Ne demek sayılır? Birine mi yakalandı yoksa? Yok, kimse görmedi, merak etme. Toprak yoktu ama. Sadece Ece'yi aldım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Kızmadın bana değil mi? Ben emin olmadan söylemek istemedim sana. Şimdi konumuz bu değil. Doktoru duydum. Strese girmek yok. Hep yatacaksın, tamam mı? Ama ben bütün gün yatarsam sıkılırım. Ben yanında olsam bile mi? O zaman işler değişir. Kusura bakmayın, beklettim sizi. Hemen reçetenizi hazırlayıp geliyorum. Tamam. Reçeteniz. Her sabah kahvaltıdan sonra alacaksınız. Merak etmeyin, aksatmam. Yalnız dediğim gibi stresli ortamlardan da uzak durmalısınız. Merak etmeyin. O benim kontrolümde. Ona eminim Kahraman Bey. Pardon. Efendim? Ne? Ece'yi mi kaçırdılar? Ne diyorsun sen Hakkı? Bir anda önümüze kırdılar Kahraman Bey. Sonra kavga çıkardılar. İki kişiydiler. Adamın teki bana gelişti. Kendimden geçmişim. Gülizarı da arabada eterle boyatmışlar. Uyandığımda arabada Ece yoktu. Ben polisi arayacağım. Size sakın oradan ayrılmayın. Kimseyi de aramayın, tamam mı? Yok bir şey yavrum, işle ilgili. Bizim işimiz bittiyse gidebilir miyiz? Çok uzun sürmez zaten. Ben bilgi verdim. Hemşire hanım sizi bekliyor. Peki tamam. Hadi hemen halledelim o zaman. Hadi. Bu soldan ikinci koridor. Tamam. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Geçmiş olsun.
Kahraman. İyi misin hayatım? İyiyim. Sen niye çıktın beklemedin? Bir telefonla görüşmem gerekiyordu. Hadi eve gidelim. Kahraman. Bak telefon geldiğinden beri iyi görünmüyorsun sen. Bir şey mi oldu? Yok hayatım. Dedim ya işle ilgili. Bir sorun yok. Sadece canım sıkıldı biraz. Dünyanın en iyi babasının canını kimse sıkamaz. İzin vermem ben. Hadi gidelim hadi. Aa! Çocuklar, hayırdır bu saatte? Anne, Elif'in biraz dinlenmesi lazım. Neden? Hasta mısın kızım? Yok, yok öyle değil de. Anne, Elif hamile. Bir çocuğumuz daha olacak. Ne? Ah! Ay! Ay çok şaşırdım. Ay çok sevindim. Ay Allah'ım. Ay Allah, Allah hayırlısıyla kucağımıza almayı nasip eder inşallah. Ay çok sevindim. Ay. Amin, amin. Yalnız Elif'in yorulmaması gerekiyor anne. Doktor biraz dinlenmesi gerektiğini söyledi. Hamileliği biraz sıkıntılı geçecek. Sen hiç merak etme. Ben bakarım gelinime. Gel bir ayakta durma. Gel güzel kızım gel. Gel otur şöyle bakayım. Ay. Çocuklar nerede? Döndüler mi oyun evinden? Toprak biraz ateşlendi yollamadım. Ama gayet iyi merak etme. Doktorunu aradınız mı? Ben bir bakayım ona. Otur kızım telaş etme. Biz devamlı ateşini kontrol ediyoruz yükselmediği için. O bebekliğinden böyle sık sık ateşlenir zaten. Çocuk be yavrum ateşlenecek tabii. Ece nerede peki? Defne'nin annesi gelmiş yurt dışından. Ece'yi görmek istiyor. Ne münasebet? Yasal olarak hakkı var anne. Ne demek yasal olarak oğlum? Ha çok mu emek vermiş de torununu görecekmiş? Bak 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 ortalığı karıştıracağım demiyor da. Biliyorum anne biliyorum. O yüzden Gülizar'a haber verdim. Şimdi Ece'yi bırakırken Gülizar'ı da oraya bırakacağım. Senin canın bu yüzden sıkılıyor demek. Merak etme. Gülizar o yüzden orada kalıyor. Hadi ben gidiyorum. Anne Elif sana emanet. Sen de kendini çok yorma tatlım tamam mı? Tamam merak etme. Hadi akşam görüşürüz. Hiç merak etme oğlum. Gözüm gibi bakarım gelinime. Ay güzel kızım benim. Çok sevindim Elif. Allah hayırlı günlerini gösterir inşallah. Bebeğiniz hayırlı olsun Elif. Gözünüz aydın. Bir fırsat bulup da söyleyemedim. Sağ ol Aysel abla. Bak ne güzel her şey yoluna girmeye başladı. Maşallah nazarlardan saklasın Allah. Çok teşekkürler. Amin. Vallahi sen de Kahraman Bey de her şeyin en iyisine layıksınız. Aysel abla. Ya bak bu benim hiç içime sinmiyor böyle. Senin işin vardır çık istersen. Hayır. Kıymet Hanım sıkı sıkı tembihledi. Eğer seni burada başıboş bırakırsam aşağıda benim canımı okur. Ya ne bileyim Gülsüm'ün yanına çık işte o yalan. O da unutur zaten bir süre sonra bir şey demez sana. Peki. Bir şeye ihtiyacın olursa seslen ama tamam mı? Tamam. Bölgede arama yapıldı Kahraman Bey. Hala da devam ediyor. Pardon. Efendim hayatım. Kahraman. Bak sana bir şey soracağım. Bana doğru söyleyeceksin tamam mı? Tamam. Ne oldu? Siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Ya Müjgan da Kıymet Hanım da sürekli ortadan kayboluyor. Garip garip davranıyorlar. Bir şey yok öyle değil mi? Yok be hayat. Nereden çıktı? Bak bana doğruyu söyle. Yoksa Ece'nin başına bir şey mi geldi? Hasta mı? Hayatım yok öyle bir şey. Ece Neval Hanım'ın yanında. Gülizar'la konuştum şimdi. Gayet iyi. Ne bileyim ben. Bir an öyle hissettim. Doğum hassasiyeti bu. Sen de biraz erken başlamış. Eyvah. Yedi ay işimiz var seninle demek ki. Aa. Ya öyle söyleme bana. Hadi şimdi dinlen. Sadece bebeğimizi düşün. Tamam. Ben seni düşüneceğim ama. Peki tamam. Beni de düşün. Kahraman.
Sen... Geç mi geleceksin? Evet. Bir toplantım daha var. Ne zaman biter bilmiyorum. Biraz geç kalabilirim. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hadi öpüyorum seni. Ben de bay bay. Defne bunca suça rağmen nasıl serbest kaldı anlamıyorum zaten. Bir de üstüne üstlük Ece'yi kaçırdı. Ne diyeceğimi bilemiyorum kahraman. Bu ne cesaret. Hiç mi akıllanmamış bu kadın? Resmen deli. Allah onu bildiği gibi yapsın inşallah. Ay torunum ne haldedir kim bilir. Polis şoförle ilgili hiçbir şey bulamadıysa belki Defne'nin adamı değildir. Yani adam kendine gelse bile Defne'nin kazadan sonra nereye gideceğini bilemez ki. Biliyordur abi, eminim. Biliyordur. Kahraman, Celal hastanede mi şimdi? Evet annem. Jandarma ve polis de orada. Ben Elif daha fazla şüphelenmesin diye geldim. İyi ettin oğlum. Sabahtan beri seni sorup duruyor zaten. Kahraman, bu ara seni tebrik ederim kardeşim. Elif hamileymiş. Sağ ol abi. Tekrar teşekkür ederim. Ne demek kahraman? Ne demek teşekkür etmek abicim benim? Kahraman hoş geldin. Hayatım, niye ayaktasın sen? Boş ver beni şimdi. Konuştun mu Gülizar'la? Ece nasıl? Konuştum, konuştum. İyiymiş. Hadi gel yukarıya çıkalım. Yukarıda konuşalım. Ben çok yorgunum. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ben de yatıyorum. Bebeğim nasıl bir gün? Oo, şimdiden pabucumuz da mı atıldı bakıyorum. Sen beni hiç özlememişsin anladım ben. Öyle mi düşünüyorsun? Hı hı. Emin misin? Tamam anladım özlemişsin. Kahraman. Hı. Gel bak otur sana ne anlatacağım. Ben bugün Soner Bey'i aradım. İşi bıraktığımı söyledim. Ciddi misin? Evet. Yani bebeği riske atamam dedim. Bundan sonra işe gitmeyeceğim. O ne dedi? Kabul etmedi. Evden de çalışarak devam edebilirsin dedi. Sen ne dedin? Yani ben de düşününce tamam dedim. Zaten doğuma kadar bunca zaman ne yapacağım diye düşünüyordum. Kabul ettim. İşleri evden yürüteceğim. Peki. Sen nasıl istersen. Ha bu arada yarın buraya gelecek. İşle ilgili bir şeyler anlatması gerekiyor bana. Niye geliyor şimdi? Ne gerek var yani? Selim'e anlatsın. Selim de gelip sana anlatsın. Burası iş yeri değil. Senin de artık yorulmaman lazım. Kahraman olur mu? Onu anlatsın, o gelsin bana anlatsın. Ya benim bilmem gereken şeyler. Hem merak etme, kısa sürer. Ah Elif, ah. Ne diyeyim ben sana? Pisler gibi kokarmış benim oğlum. Ateşin de yok bugün. Gel bakalım. Gel bakalım gel. Gel bakalım gel. Gıdıklanıyor. Gıdıklanıyor musun? Çok mu gıdıklanıyor? Ben gidiyorum hayatım. Çıkıyor musun? Evet. Gel bakayım aslanım. Uslu dur tamam mı? Anneni yorma. Yoksa Ece'ye mi gideceksin? Evet. Sen kardeşini çok mu özledin? Evet, çok. Kahraman, toprağa sürprizimizden bahsetmeyecek misin? Sürpriz mi? Evet, sana bir sürprizimiz var. Babanla beraber söyleriz diye düşündük. Hani sen hep bir kardeş istiyordun ya. Hı-hı. Git bak bakayım annenin karnında ne var. Gel bakalım. Bebek mi? Ya, evet. Ben de bebekken bu odaydım değil mi anne? Sen söylemiştin. Evet sen bebekken oradaydın. Şimdi de kardeşin orada büyüyor. Yaşasın Ece'ye de söyleyelim. Kardeşin gelsin kendin söylersin. Hadi şimdi doğru mutfağa. Gülsüm ablan sana çok güzel ballı süt hazırlamış. Hadi git içeri. Ballı süt mü? Yaşasın.
Ece'ye mi getireceksin sen? Yoldan Gülizar'ı arayacağım. O hazırlar ben gidene kadar. Tamam. Hadi ben gideyim. Kendine iyi bak. Görüşürüz.